Herkese merhaba. Sesim geliyor mu acaba? Evet, geliyor. Teşekkürler. Akdo'nun tasarım buluşmalarında bugün konuğumuz yazgan mimarlık. Erdoğan Bey, siz de bir önce sözü size vermek isterim. Kısa bir şey konuşmak isterseniz. Evet, herkese merhaba. Sevgili Begüm Hanım ve Kerem Bey'e de ben katıldıkları için davetimizi kırmayıp bu programa çok teşekkür ediyorum. Esasında sizlerle geç tanıştık ama çok da ortak noktamız var. Gerek liseden gerek üniversiteden de okuldaşız. Bu da ayrıca keyif veriyor insanın aynı değerlere sahip olduğunu, benzer değerlere sahip olduğunu bilmek. Biz biliyorsunuz doğal taş üretiyoruz. Yani ocaklardan işte ham madde mermerleri çıkarıp sonra işte Bilecik'teki üretim tesislerinde işliyoruz. Bugünün bir özel bir önemi var. Bugün 4 Aralık. Dünya Madenciler Günü. Biz de ham madde ayağıyla madenci sayılmakla beraber daha sonra tabii sanayicilik yanımızda tabii ağır basıyor. Yani o ürünleri getirip işte bu üretim tesislerimizde işleyip nihai uç ürün olarak bütün dünyaya birçok ülkeye yani 47 ülkeye satmaya çalışıyoruz. O nedenle ben sözü size vermeden önce bu Dünya Madencilik Günü dolayısıyla madenciliğe emek ve gönül verenlere buradan selam olsun diyorum ve sözü size bırakıyorum. Çok teşekkürler. Biz sunumu paylaşıp başlayalım mı? Tabii ki, buyurun. Full ekran düzgün görünüyor mu acaba? Evet, görünüyor Kerem Bey. Bugün sunuşumuzun başlığı gölgelerin etkisinden gölgelerin bilgisine. Ben öncelikle bir başlangıç olarak bizim ofisteki prensiplerimizi anlatmak istiyorum. Bizim firmamızda biz ikimiz de eşimle doktora yaptık ve bu teorik olarak bize ürünlerimize çok etkili oldu. İlk bakışta mesela benim tezimin konusu sistemci ekoloji ve mimari etkisiydi. Bu ne demek? Bir ekosistemde bütünü oluşturan parçalar arasında belirli termodinamik yasalar çerçevesinde değişkenlerin oluşmasına izin vermek diye tanımlanabilir. Eşimin de doktora tezinin konusu tasarım eyleminin belirli sistemler çerçevesinde tasarlanması, tasarım eyleminin tasarımı. Buna dizaynografi adını vermişti. Bizim firmamızda yaptığımız tasarımlar bir sistem tasarımı olarak açıklanabilir. Yani bu bütünü oluşturan parçalar arasında sabit bir ilişki biçimi tanımlayarak değişkenlerin oluşmasına izin vermek diye açıklayabiliriz. Yani biz belirli daha önceki akademik çalışmalarımızın birleştirerek belirli bir prensip çerçevesinde tasarımlar yapıyoruz ve biz tasarım eyleminin yolunu çizmek diyebiliriz bu duruma. Tasarım eyleminin tasarımda tasarımcının yolunu belirler diye düşünüyoruz. Burada bugünkü başlıkta gölgelerin etkisi olduğu için gölgenin nasıl bir şekilde arayüz olarak değişkenleri nasıl oluşturuyor? Yani bizim tasarladığımız ürünlerde gölgeler değişkenlerin oluşmasına nasıl imkan tanıyor, nasıl sabit arayüzlerle çalışıyor, onları açıklayacağız. Şimdi anlatıyorum bölüm 1. Burada mesela Ons İncek Showroom'u görüyorsunuz. Bu Ankara'da bir ofis binası.
Burada tek bir kesit çerçevesinde topografyaya bağlı olarak bina şekilleniyor. Tek bir arayüzde bir değişken oluşmasına izin veriliyor. Ve burada gölgeler de o değişkenleri tetikleyen arayüzler. Mesela güneş kırıcılardan geçen şeylerle, çeşitlemelerle gölgeler binaya vurarak güneşin değişken zamanlarında iç mekanda bir değişkenler yaratıyor. Burada cephenin tek bir kesitle nasıl binanın etrafında dönerek topografyaya göre oturduğunu görüyoruz. Burada da öyle. Güneş kırıcılardan güneşin çeşitli zamanlarında geçen ışınlar binanın içinde çeşitli etkiler yaratıyor. Burada Kigali Arena'yı görüyoruz. Bu da bir spor salonu, çok amaçlı bir salon. Burada da güneş kırıcılar aynı şekilde, aynı sabit bir prensibe dayanarak binanın içinde çeşitli tek bir arayüz oluşturarak çeşitlemelere sebep oluyor. Burada gördüğünüz gibi yani güneşin belirli zamanlarında sabit bir ilişki biçimi olan tek bir güneş kırıcının gölgelerin etkisiyle iç mekandaki değişkenlere fırsat verdiğini görüyoruz. Burada mesela güneş kırıcılar yerine burada skylightlar kullandık. Burası burada mesela Dakar Arena'yı görüyoruz. Dakar Arena'da yine sabit bir tek bir sistem kesiti var. O elips binanın etrafında dönerek gölgelerin, güneşin çeşitli zamanlarında gölgelerin oluşturduğu etkiyle iç mekanda burada da çeşitlemeler oluştuğunu göreceğiz. Bu sistemden, cephe sisteminden bir görünüş. Burada içerideki gölgelerin etkisinin iç mekandaki yansımaları. Burada da mesela iç mekanda sadece tek bir renk kullanarak dışarıdaki renk kullanımının içeriye gölgeler aracılığıyla güneşin belirli zamanda düşen gölgeler arasında aracılığıyla çeşitlendiğini görmekteyiz. Kalkan Artes villaları. Kalkan Artes villaları da Kalkan'da bulunan villalar topluluğu, bir site. Burada 12 tane adet villa var burada. Güneş kırıcı olarak çatının üstünde skylight kullandık ve bu skylight renkli bir vitray. Bu renkli bir vitray günün çeşitli zamanlarında iç mekana çeşitli gölgeler atarak iç mekandaki etkiyi çeşitlendiriyor. Burada görüldüğü üzere resimde. Burada bir çeşitlemeler söz konusu oluyor. Bir video göstermek istiyorum size. Burada ise bu çeşitlemeyi oluşturan arayüzler bir cephe sisteminden ziyade doğanın kendisi. Burası Longosphere Glamping, burası Kırklareli'de bir turistik bir alan ve burada çadır
konaklama alanları bulunmakta. Ve bu alanların tasarımında İğneada'da bulunuyor. İğneada bir longoz ormanına çok yakın insan yapımı bir ormanda bulunan strüktürlerden oluşuyor. Bu strüktürler ağaçların konumuna göre ağaçları kesmeden gayet rölemeleri gayet detaylı bir şekilde alınarak kamp elemanlarının yerleştirmeyle oluşturuldu. Glamping demek daha böyle daha çadırdan bir nebze hani insanın, modern insanın hani gereksinimlerini de düşünerek tasarlanmış ürün demektir. Glamorous camping demek oluyor. Burada da gördüğünüz gibi röleve alarak alanın içinden, ormanın içinde röleve alarak bu kamp elemanları yerleştirilmiş oluyor. Burada konaklama ürünlerini görüyoruz. Burada da yine bir sabit bir ilişki biçimi var. Bu da tasarımında yani sabit bir ilişki biçimi kullanarak çeşitlemeler yaptık. Bu da riblerden oluşan yani belirli hani kirişlerden oluşan kirişlerin arasındaki aralıkları da sabitleyerek çeşitli formdan ürünleri oluşturduk. Gördüğünüz üzere mesela işte yoga village var, işte yeşil köy var, yoga köyü var, yurt köyü var. Yaprak köyü var. Yani biçimlerin çeşitliliği tek bir rib sisteminden, tek bir kiriş sisteminden çeşitlenerek ortaya çıktı. Kiriş sabit bir arayüz oldu. Burada yoga köyünü görüyoruz. Bu yoga köyü kamp elemanlarının hani küresel şekilde kirişlerin küresel şekilde dizilimiyle birbirine aynı aralıkta dizilimiyle oluşturulan konaklama elemanları, yurt köyü, vadi köyü, bunlar ormanın içinde yerleştirilmiş şeklini görüyoruz. Longoz ormanlarına çok yakın bir alan. Burada üstten görünüşleri, şu anda tesis konaklamaya açık durumda. Hatta bir film çekiliyor şu anda sanırım, bir dizi çekiliyor. Bu alanın ortasındaki meydanın tasarımı bir kamp ateşinin etrafında tasarladığımız bir yin yang meydanı. Bu rib elemanların, kirişlerin görünüşü. Bu da giriş. Restoran alanı, restorandan yine görünüşler, restoran, gece görüntüsü. Daha sonra bu bölümde de gölge elemanları hani kesitin yani doğa kesitin içinde bir yer ediniyor bizim bu binamızda. Bu Aselsan binası. Aselsan'da da elektronik harp istihbarat gölbaşı yerleşkesi. Burada sabit bir arayüz olarak sabit bir kesit var. Bu kesit bir ritmik şekilde yol boyunca devam ediyor. Bu kesitteki kesitin oluşumunda doğa elemanları kullanılarak sabit bir arayüz kesit oluşturuluyor. Bu kesitler tekrar ederek mekanın içinde çeşitlemeler yaratılıyor. Gördüğünüz üzere bir tane var, arç var, büyük bir kolon kiriş sistemi ve bu kolon kiriş sistemine takılan yani arça takılan koridor konsolu ve ağaçlarla birlikte, ağaçlar, bitkiler, çalılarla birlikte oluşturulan bir sabit kesitin kesiti görüyorsunuz. Bu da bu kesitte yol boyunca 500 metre boyunca tekrar ediliyor.
Bu kesite ofis blokları arkadan takılıyor. Çeşitli ölçeklerdeki ofis blokları takılıyor. Bu bir ofis yerleşkesi. Günün belirli saatlerinde bu ofis yerleşkesinin, bu arçların yarattığı gölge etkisi, çeşitli gölge etkisi çeşitlemelerin bir çeşitleme sonucunu yaratan gölgeler üzerinde önceden bir araştırma yaptık. Ve konumlarını, yani dik mi, yatay mı, nasıl şekilde tasarlayacağımızı bu konumlara, bu araştırmamıza göre belirledik. Bu gölgelerin analizi gibi oldu. Ve sonunda hani bir şekilde aralarındaki mesafeyi de ona göre araştırarak bulduk. Ve doğa elemanlarını da içine entegre ettik. Bu konsoldan, içteki konsoldan, yani çelik arça taşıdığı konsoldan bir görünüş. Bu da bir yine fotoğraf. Gazi Üniversitesi laboratuvarlarında da aynı şekilde doğa mimari oluşumun içine entegre edildi. Ve çeşitlemeler bu şekilde oluşturuldu. Burada çeşitli ölçeklerdeki belirli bir belirli bir sabit bir ilişkiyle tasarlanan laboratuvar binalarını görüyoruz. Bu binalar uzayıp kısalabiliyor ihtiyaca göre, büyüyüp küçülebiliyor. Aralarındaki ilişki aralıkları ise greenhouse'lar. Bunlar yarı açık, yarı açık mekanlar, içinde ağaçların, doğanın bulunduğu yarı açık greenhouse mekanları. Burada gördüğünüz gibi bu laboratuvar binaları çeşitli ihtiyaca göre, laboratuvarların yani üniversitenin ihtiyaç programına göre şekillendi, büyüdü, küçüldü ve aralarına da doğa entegre edildi. Bunların oluşturduğu gölgeler ve mevsimsel değişiklikler de bu çeşitlemeye imkan verdi. Burada ise iyice artık doğanın binanın içine entegre edildiğini görüyoruz ve çeşitlemeler mekanın içine doğru geçmiş durumda. İç dış ilişkisi iyice karışmış duruma geldiğini görüyoruz. Merkez Ankara Showroom'dan bahsediyoruz. Burası, burada duvar elemanları olarak şeyleri kullandık. Doğadaki greenhouse'ları, yani avluları kullandık. Açık avlular mekandaki şeyleri, alanları birbirinden ayıran duvarlar yerine geçti. Doğa mimarinin içine girdi. Bu sabit bir ilişki biçimi avlular ve duvarlar demek. Yani yeşil duvarlar sabit bir ilişki olarak çeşitlemelere imkan verdi. Burada avluları görüyoruz. Avluların mekanın içinde nasıl entegre ettiğini. Sonuçta çeşitli gölgelerle birlikte oluşan çeşitli mekansal ve günün belirli bölümünde çeşitlemeler oluştu. Ve mevsimlerin farklı bir biçimde her dört mevsimin binanın mekanların içinde yaşadığı bir ortam oluştu. Burada gördüğünüz gibi yine kıştan bir görünüş, bu yazdan bir görünüş. Gölgelerin binanın içinde nasıl çeşitlemeye sebep olduğunu görüyoruz. Yani doğanın binanın içine entegre edilerek çeşitlemelerde daha bir iç dış ilişkisinin ortadan kalktığı bir bütünsel çeşitlemeler biçimi oluşturduğunu görüyoruz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Coworking ve Kafeterya'yı eşim anlatacak. Bu da yine Merkez Ankara gibi. Aynı sabit bir ilişki biçimiyle farklı ölçekli binaların doğanın da içine entegre edilerek kurgulandığı ayrı bir bina. Ben sözü eşime bırakıyorum. Teşekkürler Begüm.
ODTÜ kampüsü yeşil bir kampüs. Bu yeşil kampüsün içinde yeni kafeterya ve cover binası. Buradaki fikir diğerlerinden farklı olarak Merkez Ankara'daki iç bahçeler, yeşilin yapının içine alınması fikri üzerine kuruldu. Ve mekanların aslında bu iç bahçelerle tarifi. Yani burada ağaçlar ve iç bahçeler aslında binanın kurgusunda, tasarımında en önemli rolü oynuyorlar. Ve duvarlar yerine ara bölücüler gibi farklı birimlerin arasına giriyorlar. En sessiz olandan en gürültülü olana doğru cover alanları artı yemekhane alanları da planlı bu şekilde ayırıcı bir rol oynuyorlar. Ve bütün binaya doğal ışık girmesini sağlayan üç değişik aslında bahçe. Birinci tipte üstü kapalı, yanları kapalı seralar. İkincisinde üstü kapalı, yanları açık ışıklıklar ve üstü açık, yanları kapalı iç bahçeler. Bu üçü binada aynı anda var oluyor. Ve mesela kar yağdığı zaman bir taraftaki açık olanda ağacı karla beraber görüyoruz. Diğerlerini yeşil olarak içeride görebiliyoruz. Bunları ayrı ayrı ele alırsak seralar dışarıya, binadan dışarıya da kendini çıkararak gösteriyorlar. Ve binadan koparak araya yağmur ve karın girmesi sağlanıyor. Burası 24 saat çalışacak bir yer olduğu için cowork mekanı dışarıya oradaki içerideki hayata dair ipuçları da veriyor. Bu ışıklıklar da ışıklıkların altındaki ağaçlar aslında gidip dokunabildiğiniz toprakla temaslı, hepsi toprakla temaslı, altında bodrum katı olmayan bir yapı ve üç dili aynı anda görebildiğiniz bir durum sağlıyor. Bütün bunların tabii içeriye düşürdüğü ışık ve gölge ve yarattığı mekansal durumlar farklı. Avlular ise hem dışarıya çıkılabilen hem de aynı anda işte yağmuru hissedebildiğiniz ve iki mekan arasına girerek hem ses bariyeri hem de görsel bariyer sağlayan elemanlara dönüşüyor. İçerideyken dışarıdaki doğal olan ilişkinizi koparmıyor oluyorsunuz. Bu da diğer bir görüntü. Biz bunu aynı zamanda bir ritmik bir şey, Begüm bahsettiği gibi sistematik bir esnek sistem tasarımı diyoruz biz buna. Yani yeşille binanın bütünleştiği esnek bir sistem tasarımına dayalı bir proje bu aslında. Onu da müzikle de ilişkilendirmek istedik. Şimdi bitmekte olan, önümüzdeki ay açılışı yapılacak Ankara Uzay ve Havacılık Organize Sanayi Bölgesi ofisini göstermek istiyorum. Bu projenin 3 tane uluslararası ödülü var bu sene. Tek katlı, sadece ofis kısmı ikinci kata yükselen yatay bir yapı. Burada bahçeler mekanlar arasında lineer olarak girmiyorlar. Farklı fonksiyonel grupları çevreliyorlar. Mesela bir konferans salonu ve toplantı odaları birimi, VIP toplantı odası ve ofisleri birimi, yemekhane birimi, çalışma ofisleri birimi. Ve giriş. Bu 4-5 parça kendi içinde bahçelerle çevriliyor. Üstü açık iç bahçelerle çevriliyor. Ve bir araya getirdikleri ortak bir dolaşımda birbirine bağlanıyorlar. Burada da benzer bir kesit var. Diğer ODTÜ projesinde olduğu gibi. İçinde bir tane zeytin ağacı ve üstünde bir ışıklığı var. Baktığınız zaman aksonometride yeşil artık iyice yapının derinliklerine kadar girmiş durumda. Yani bizim ilk başta yaptığımız projelerden farklı olarak, örneğin ilk başta benim gösterdiğim 10 Sincek'te yapı elemanı, mimari bir yapı elemanı iken, burada ağacın kendisi
bir gölge elemanına dönüşüyor. Bu kesit iki farklı durum, üstü açık, üstü kapalı durum ışıkla olan ilişkisi. İçerideyken ofis alanı iç dış bahçelere bakıyor. Aynı anda başka bir bölümün bahçesini de görüyorsunuz. Bu zeytin ağacının olduğu, o kafeteryanın olduğu kısım. Burada aynı zamanda bir strüktürel bir fikir de var. Onu da sunmak istedik. Normalde bir kolon kiriş sistemi, işte kolonlar kiriş ve üstünde bir döşeme, onu taşıyan bir çatıdan biz aradaki bir kirişi çatının üst tarafına alarak, döşemeyle tabii ki birleşerek ve alttan da oturma elemanı gibi kolonları birbirine bağlayıp çerçeveli bir kolon ve taşıyıcı sistem kurguladık. Bunu da bütün binanın etrafına yaydık. Bu elemanlar aynı zamanda binanın cephesiyle bir arayüz oluşturan ağaçları da çerçeveliyorlar. Yani bu projede aslında Aselsan'ın fikriyle, yani bir güneş kırıcı var dışarıda, sonra ağaç, sonra binanın cephesi var. Burada bu çerçeveler hem taşıyıcı hem güneş kırıcı gibi, hem de çerçeve, yeşili çerçeveleyen, sonra ağaç, sonra cephe, sonra içeride tekrar yeşil gibi. Burada o iki fikir birleşiyor. Örneğin burada olduğu gibi çerçeve görüyorsunuz, sonra yeşil, sonra arkada cephe elemanı. Çatısı da yeşil çatı. Birinci katta bulunan ofisler bu çatıya doğru bakıyorlar. Dolayısıyla sanki ofisler de zemin kattaymış gibi oluyor. İçerideki zeytin ağacından bir fotoğraf. Bunun üstünde bir ışıklık var. Böyle çerçevesi görünmeyen ama aslında orası camla kapalı şu anda. Ve oradan içeriye bir ışık süzülüyor. Şimdi biz bu iç dış durumu ve aradaki boşluklar binaya birçok noktada gölgelerin düşmesine sebep oluyor. Bu hem değişken, hükümün dediği gibi değişken cepheler oluşturuyor güneşle beraber. Hem de enformasyon aslında güneşin bulunduğu yöne dair fikir de veriyor bize. Ve cepheyi dinamik, zengin bir duruma dönüştürüyor. Aynı zamanda ağaçlar tabii gölge yapıyor. Ve biz mimar olarak hem yazgan tasarım olarak bunu söylüyorum, hem de mimarlar olarak gölgenin etkisi her zaman bizim için ana tasarım elemanlarından birisi olmuştur. Ve bu bizi ve belki yapının kullanıcılarında farklı etkiler yaratıp mimarinin zenginleşmesine sebep olur. Veya bu Merkez Ankara projesinde olduğu gibi. Peki ya gölgelerin bilgisi diye biz bu fikri daha sonra, yani bu yaptıkça da gelişen bir şey, bunun üzerine daha derinlemesine düşünmeye çalışıyoruz. Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle gölgenin üretimini etkileyen bileşenleri, fonksiyonlarını ve birbiriyle olan ilişkilerini almamız gerektiğini düşünüyoruz. Mesela bir elemanın bileşenlerini nasıl ayırabiliriz? Yani bu gölgeyi oluşturan elemanları düşünmeye başladığınızda bir geri dönüp mesela araba sektöründe, otomotiv sektöründeki bir aracın parçalarını incelediğimizde 2000 ile 20 bin parça aralığında elemandan oluştuğunu görüyoruz bir aracın. Bu her elemanın bir markası, bir üreticisi var ve bir ilişkisi var. Ve bu her eleman aslında yıllar içinde belli bilgiyle geliştiriliyor. Örneğin şu anda arabanın farları işte artık kendi kendine sensörlerle karanlığı gördüğü an otomatik açılıyor, uzak farlar açılıyor veya ışık geldiğinde tak kapanıyor gibi, böyle o farı geliştiriyor otomotiv sektörü. Veya fotoğraf makinesinin parçaları veya uzun yılların geliştirdiği bu saat parçaları gibi, bu tarz insan elinden çıkma ürünlerin aslında parçalardan oluştuğunu
görüyoruz. İnsan vücudu ise bunlardan çok daha komplike, ama o da sistemler ve sistemleri oluşturan hücre, doku, organ gibi yapılar artı 30 trilyon hücre ve 38 trilyon bakteri olduğu hesaplanan farklı parçaların bir araya gelmesiyle çok kompleks bir şekilde ilişkileniyorlar. Bir damla deniz suyuna baktığımızda 10 milyon virüs, 1 milyon bakteri gibi aslında bizim bir damla deniz suyu diye gördüğümüz şeyde çok fazla eleman ve yaşayan canlı olduğunu görüyoruz. Bu bize şunu söylüyor. Mimarlıkta ne söylüyor diye düşünürsek aslında mimarlıkta biz elimizde bize tasarımı yönlendiren parçaları bilgisine ne kadar odaklanıyoruz diye bir soruyu beraberinde getiriyor diye düşünüyoruz. Gölge böyle bir konuyla ilişkileniyor aslında. Mesela bir proje anına odaklandığımız zaman o proje anına etki eden her faktörün, aktörün tasarıma katılma hızı, tasarımı yönlendirme potansiyelinin farklı olduğunu düşünüyoruz. Mesela bir fonksiyon, bir mekan aslında başından beri hep böyle ağırlıklı olarak varken, örneğin bir ağaç burada hangi hızda tasarımın neresinde devreye giriyor? Bizim için ilk baştaki projelerde biraz daha sonradan devreye girerken, sonrasında artık içine iç içe ve daha önceden, çok daha önce bir aşamalarda daha güçlü bir şekilde devreye girdi. Dolayısıyla bu bir proje anına odaklandığımız zaman aslında o proje anını etkileyen birçok faktör olduğunu söyleyip bunları listeleyebiliriz. Mesela çevresel faktörler, tarihsel faktörler, fonksiyonel faktörler, aktörler gibi birçok faktörün bir proje anına etki ettiğini düşünebiliriz. Ve bunlardan sadece aktörlere bakarsak ve bunları böyle başlık haline yazmaya çalışsanız, mimarların yalnız olmadığını, bir projenin yalnız olmadığını, birçok kişiyle beraber üretildiğini düşünebiliriz. Örneğin birçok mühendis var, bu işin yatırımcısı var, danışmanlar var, akademisyenler var. İşte yapı, aktör gibi yapı elemanı üreticileri var gibi birçok aslında katılımcı var bir proje üretimine. Ve bir yapı kaç parçadan oluşur diye sorsanız, yani fiziksel faktörlere baksak, işte duvarlar, çatılar, cepheler, tavan kaplamaları ve bunların birçok alt parçası var. Yani bir yapıyı oluşturan, şu anda bu sunumu yaptığımız salonu oluşturan aslında belki yüzlerce eleman var. Şimdi tekrar doğaya dönsek, mimariyi bir kenarda tutup, doğanın bir anına, yani projenin bir anına odaklandık. Doğanın bir anına odaklandığımızda da mesela Beyşehir Gölü'ndeki bu buz çatlaklarının oluşması sayısız bileşenin, faktörün aynı anda ve belli bir sürede bir araya gelmesiyle ve sürekli değişmesiyle aslında bu çatlaklar oluşuyor. Normalde tamamı buz olan bir göl, İşte ısıya bağlı, neme bağlı, birçok faktöre bağlı çatlamaya başlıyor. Dolayısıyla bir nevi kendi kendine oluşuyor. Bu da aslında birçok faktörden yani birçok faktörle doğan bu oluşumları sağlıyor. Bu iki üretimi nasıl ilişkilendirebiliriz? Bir projenin anıyla doğanın anı. Bu noktada Herzog de Meuron'un Mies van der Rohe'nin meşhur Farnsworth House'u üzerine bir kitabı çıktı birkaç sene önce. Biz bu Farnsworth House'u okulda şöyle öğrendik. İşte şeffaflık, doğayı görsel olarak içine alma, yerden yükselme, stüktürün dışında tutulması, yalın mimari gibi modern mimarinin en önemli yapı taşlarından birisi olarak görüyoruz, biliyoruz. Fakat bu yapının hemen yakınında bir de Fox Nehri var. Fox Nehri çok yakında bu yapının ve zaman zaman
bu meşhur modern mimari yapısının su basmasına sebep oluyor. 50 santimlere kadar yapı su basıyor. Bu noktada Herzog de Meuron şunu soruyor. Diyor ki yakındaki bir nehrin taşma yüksekliği bilgisini dikkate alarak tasarım yapıyor muyuz? Yani bu belki o dönemde bilgisini tasarladığı dönemde bu bilgiye sahip değildik veya o dönemde belki nehir bu kadar taşmıyordu. Ama bu yapının bu doğal elemanla bir ilişkisi var ve direkt etkileniyor. Su bastığı için artık kullanılmaz hale geliyor o dönemlerde. Biz bu kompleksiteyle birlikte düşünüyor muyuz? Yani doğal faktörlerin eş zamanlı anlayışı kavramına ve onların inşa edilmiş çevreyle olan ilişkisine aslında hakim miyiz? Cephenin mesela kaç bileşenden oluştuğunu ve bu kaç bileşenin cepheyi etkilediğine ne kadar hakimiz? Örneğin ağaç da bunlardan bir tanesi diye düşünseniz. Bu noktada yeni bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Ve mimarinin belki de evriminden bahsetmek olası mıdır diye sorgulamak istiyoruz. Beyaz köpek balığının derisinin evrildiği gibi. Doğada bütün canlılar öyle belli bir evrimden geçerek belki kendi mükemmelliklerini buluyorlar diyelim. Ve komplekslerini buluyorlar. Köpek balığının derisi de V şeklinde pullarla kaplı. Ve bu pullar sayesinde köpek balığı daha hızlı ve sessiz yüzebiliyor. Ve bu pullar çelik gibi neredeyse çok çok dayanıklı, sert bir malzeme. Şekillerinin böyle parçalardan oluşması ve küçük küçük olması o yuvarlak şekilde dönmesini sağlıyor. Ve aralıklar ve büyüklükleri daha keskin dönüşlerde aynı Gaudi'nin Park Güell'de yaptığı oturma banklarındaki seramikleri kullanması gibi tam dönüşlerde küçük küçük o seramikleri dizer betona. Sonra genişler, düz yüzeylerde genişler. Köpek balığının da derisinde böyle. Bu pullar evrim geçirmişler ve bu şekli almışlar. Dolayısıyla bu şekli alırken bir bilim adamı gibi tabii konuşamayız ama doğadaki birçok faktörüyle beraber bu evrimleşme olmuş olması gerekiyor. Biz de mimaride aslında böyle bir bu faktörlerin dikkate alınarak mimarinin daha ileriye götürebileceğini düşünüyoruz ve dolayısıyla mimar evrime dair muhtemel bir yol olabileceğine inanıyoruz. Ve bunu yapabilmek için biz bu hem ağacı işte binanın içinde kullanıyoruz iç bahçelerde hem de artık bunun bilgisine doğru odaklanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ve çevresel faktörlere sadece etkisine değil bunun bilgisine doğru odaklansak yani gölgeyi oluşturan elemanların ve faktörlerin ve bir araya gelişlerin bilgisini düşünsek nereye gider acaba bu fikir? Mesela gölge, bunun üzerine düşünmeye başladıktan sonra aslında örneğin tozun da böyle bir eleman olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Çünkü toz, yani camları ne kadar silerseniz silin, aslında toz hep var. Farklı oranlarda hep var. Mesela tipik bir şehir havasında kübik metre başına yaklaşık 35 milyon partikül toz olduğu düşünülüyor, hesaplanıyor. Ve camın üstünde bu toz da var. Dolayısıyla ağaç bir yanda, camın üstündeki toz bir yanda ve güneş bir yanda. Şimdi bu çevresel faktörlere odaklandığımızda yani camın çevresel faktörlerden etkilendiğini görüyoruz. Yani tozun örneğin cephenin yansımasını değiştirdiğini düşünebiliriz. Çünkü tozun az olduğu bölgelerde güneş gelip daha fazla yansıma yaparken tozda o kırılarak o yansıma değeri mutlaka düşüyor olmalı. Dolayısıyla dinamik bir ilişki var orada. Yani camı şeffaflığıyla sadece düşünemeyiz. Tozuyla da beraber düşünmemiz gerekiyor aslında. Bunun da böyle bir formülasyonu aslında mümkün. O başta bahsettiğim faktörleri böyle yan yana dizseniz doğadaki gibi bunların hepsinin bir araya gelmesini de beraber
ve çevresel faktörleri dikeyde işte toz, gölge olarak ele alsanız bunun çıktılarını düşünmek ve ilişkilerine odaklanmak olası diye düşünüyoruz. Bu tozlar da aslında cephenin dinamik elemanı gibi, yani gölge gibi toz da cephenin dinamik elemanı olarak görüyor olmamız lazım bizce. Aslında bu gölgeye tekrar baktığımızda bu ağaçların iç bahçeleri biz koyuyoruz. Fakat mesela mekanik mühendislere sorduğumuzda bunun gölgesi ocağın üstünde olmasına rağmen hesaplara girmiyor henüz. Diyorlar ki işte biz doğayı modelleyemeyiz, bilemeyiz. Dolayısıyla o gölge hesaplanmıyor. Ama gölge orada var, toz da var. Başka türlü bakmamız lazım. Yani hesap o zaman insan şöyle düşünüyor, yaptıkları hesap çok genel olmalı. Yani o zaman o köpek balığı pullarına belki gidemeyiz bu şekilde. Ağacı hesaba katmamız lazım mutlaka. Belki bir sonrasında tozu da bunu analiz edecek belki elemanlar, sensörler olması lazım işin ilerisinde. Ve mesela 20 parametreli cam seçiminden, camı seçerken de mimar olarak önümüzde parametreler var. U değeri var, işte UV değeri var, ne bileyim yansıma değeri var, kalınlığı var. Böyle bir 10-15 parametreye göre seçiyoruz. Rengi var. Ama belki de bunu daha ileride çok daha fazla parametreli bir seçime dönüştürüp ona göre üretimi ve ona göre tasarımı dolayısıyla mesela işte Fox nehrinde düşünerek yapılması gerekiyor. Neredeyse bir organizma gibi doğayla ilişkilendiren cam seçimine doğru belki mesleğimiz evrilmesi lazım. Dolayısıyla biz gölgelerin etkisinden, gölgelerin bilgisine doğru bir evrimle uğraşmanın mümkün olduğunu, daha doğru olduğunu, işin geleceğinin gölgelerin bilgisinde olabileceğini düşünüyoruz. Obje bazlı mimarlıktan bilgi bazlı bir mimariye doğru bir yönelme olması lazım. Ve hatta işin daha ucunda da yani ağacın aslında mekana yaptığı katkının arayışından çok biz ağaca ne katkı verebiliriz bunun arayışında olmamız gerektiğine inanıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Çok güzel, eşsiz bir sunumdu gerçekten. Soruları chat kısmına yazabiliriz diye ben bir duyuru yaptım katılımcılarımıza ama oradan sorular gelene kadar benim aklıma biraz bu yatırımcıyla olan ilişkiler geldi. Hani bu bahçelerin yapılabiliyor olması, bakımı vesaire, hani bu ekonomik faktörlerle yatırımcıyla sizin ilişkiniz, yani kurduğunuz ilişki nasıl bir süreç takip ediyor? Teşekkür ederim. Biz bu süreçte daha çok bu şu anda hani anlattığımız gibi bir hani sistemli bir şekilde geçiş içindeyiz. Öncelikle hani daha fazla bir cephe sistemi önce kuruldu. O cephe sistemini getirdiği dinamikler. Bu cephe sistemini daha çok daha sonra bir doğayla ilişkilendirdik. Yani mimari elemanların yani mimari proseslere katılmasını belirli bir şekilde hani işverenlerle görüşerek, yani hangi elemanlar, hani bu mimari bütünü oluşturan parçaların hangisi kullanılacak, buna göre hangi bir sistem oluşturulacak, onu hani beraber ikili ilişkiler çerçevesinde sabitlemeye çalışıyoruz. Yani bir şekilde tabii ki ekonomik faktörlere bir araya yani ön planda almaya çalışıyoruz ama bu sistem tasarımı prensibinin getirdiği çeşitleme de bizim bu hani diyaloglarımıza imkan veriyor. Hani çeşitli alternatifler sununca hani bu mu ekonomisi daha kolay konuşulabiliyor oluyor. Çünkü biz böyle bir hani sabit bir obje bazlı bir nesne değil de hani bir mimari sistem kurmaya çalışıyoruz. Bu cephe sistemleri de yani her türlü ya da binanın içindeki başka sistemlerde de bunları çeşitlemesinden hani seçmelerine imkan veriyoruz. Yani bu bir cins value engineering gibi bir şey oluyor. Aslında
Duvarlar yerine iç bahçeler fikri şu ana kadar hep pozitif olarak algılandı yatırımcılar tarafında. Yani bir sürü insan, bir sürü yatırımcı bu fikri zaten kendileri istiyorlarmış. Onu gördük. Ve sahipleniyorlar yani hemen bir anda. Evet, yani bir sürü projede benimsendi bu. Hatta işte OSB ofiste fazlasıyla benimsendi. Yani orada biraz da böyle her taraf bahçe bir durum var. Ama ilk sunumdan itibaren çok sevildi. Çünkü insanlar artık içeride olduklarında da veya dışarıda durduklarında da yeşille daha iç içe olmak istiyorlar. Yani bizim şu anda yaşadığımız bu COVID'le ilişkimiz de aslına bakarsanız hem bilgi bazlı hem bilgisizlikle ilişkili bir şey bize göre. Çünkü 100 sene önce aynı şey yaşanmış. 100 senede belki de buna yeterince hazırlık yapılmamış durumda diye de görmek de mümkün mimari açıdan. Çünkü ilk anda yeterince mesela yatak bulunamadı, edilemedi. Bütün bunlar bilgiyle de ilişkili. Ve insanlar öncelikle bu bahçenin yapıyla beraber olması fikrini benimsiyorlar, yatırımcılar. Şuradan da algılıyoruz biz bunu. Biz bu fikri ofise uygulayabildik. Konuta uyguluyoruz. Hastaneye uyguluyoruz. Endüstri tesisine, hatta fabrikanın içine şu anda bir projemizde inşa edilen uyguluyoruz. Dolayısıyla aslında fonksiyondan biraz da bağımsız olarak doğayla birlikte olup, doğal ışıkla birlikte olmak zaten tercih edilen bir şey aslında artık. Yani oradaki cama harcanacak bedel yatırımcı açısından nasıl diyeyim, ağaç daha fazla sahipleniliyor bu anlamda. Fakat şöyle bir mesele var işte. Onu yani hangi ağaç birincisi, nasıl bir cam ikincisi, nasıl bir genişlik, nasıl bir yükseklik, bunu artık onlara daha fazla bilgisiyle beraber tasarlayarak ve mimar olarak bir mühendisçe, bilim adamı gibi hatta bunu götürebilmemiz lazım. Bir sonraki step bu. Sadece biz yeşil içeri aldık demek nasıl diyeyim yetmiyor. Yani mimariyi şeyde bırakıyor, geride bırakıyor. Öyle söylemek istiyoruz. Dolayısıyla yani biz bu sunumda yani hep kendimizi kendimizden öğreniyoruz, yaptıkça öğreniyoruz. Ama artık diyoruz ki yeşil kelimesini yeşil olarak değil, spesifik bir yeşil, özel yeşil. Meşe ağacı mı bu, zeytin ağacı mı, hangi ağaç? Hangi bölgenin zeytin ağacı? Hangi zeytin ağacı hatta? Hangi boyda? Tam nereye dikilmeli? Kökü kaç santim? Gibi bakarak artık bu bahçe ve ağaç ve cephe ve mimarlığı düşünmemiz gerekiyor. O zaman işverenlerin de bence yatırımcıların da güveni daha fazla artacak. Çünkü biz diyeceğiz ki biz ağacın gölgesini de hesaplıyoruz. Siz daha az bir mekanik cihaz alacaksınız güç olarak. Dolayısıyla ilk yatırım maliyetiniz düşecek aslında. Çünkü biz o gölgeyi de hesaba katıyoruz. Bizim makine mühendislerimiz katmıyor. Ashley'de, Amerika'da standartlarda böyle bir şey yok. Dünyada yok. Bunun üzerine araştırmalar var. Ama henüz katılmıyor. Demek ki doğayla olan ilişkimiz henüz çok 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 geride. Gölgenin etkisinde hala. Demek istediğimiz şey bu. Teşekkür ederim. Birkaç soru geldi. Sıradan okumak istiyorum. Aslında bu son soruya ilişkin olan bir soruyu alacağım. Sonra diğer soruyu okuyacağım. Senem Hanım sormuş. Öncelikle teşekkür ediyor güzel sunumunuz için. İki sorum var diyor. İlki, tasarımlarınızın hangi aşamasında gölgenin bu denli kullanımı sizde önem kazandı? İkincisi ise gölgenin yaratmış olduğu etkiyi, etkin kullanma düşünceniz ele aldığınız tasarımlarda hep ilk öncelikli olup başka olguların tasarımda ve planlamada etkinliğini zayıflatıyor mu? Aslında şey, biz genelde projelerimizde bütünü oluşturan parçalar içinde bir sabit bir ilişki biçimi tanımlayarak çeşitlemeler yaratıyoruz. Gölge bu çeşitlemeleri yaratan parçalardan biri. Yani bugün mesela ona odaklandık ama bu demek
ilke, hani gölge bütün hayatımızın bütün evrimini oluşturuyor. Öyle bir şey yok ama önemli bir parçası tabii ki ve bu çeşitlemeye sebebiyet veren de bir doğal fenomen. Hani ve bunu hani kullanmakta tam da zevk alıyoruz. İlk ilk başlangıçlarda yaparken hani bu bir sabit bir cephe sisteminden kaynaklanan gölgelerin etkisi olmuştu. Şimdi ise doğayla entegre cephe sistemleri ve sistemlerin yarattığı çeşitlemelerle daha çok ilgileniyoruz. Aslında yani Becim'in dediği gibi bu bizim için gölge burada o bütünün içinde bir eleman. Yani gölgenin etkisi böyle mimar yani etkiyle bilgi arasındaki ilişkiyi anlatmak için iyi bir örnek diye oraya fokuslanmak istediğimizden. Yoksa toz da onun kadar önemli veya ne bileyim uluslararası standartlar da onun kadar önemli. Yani biz aslında bütüncül bir arayıştayız. Ama bunu yaparken odaklanmazsak hep genelde kalınıyor. Yani işte dediğim gibi yeşil veya doğa kelimesi, doğa o kadar geniş ki yani öyle bir şeyde kalıyor. O yüzden bir yandan gölgeye odaklanalım istiyoruz. Ama bu demek değildir ki uluslararası standartlara odaklı değiliz. Veya ne bileyim yağmış borusuna odaklı değiliz. O yüzden biz o formülde yan yana koymak istiyoruz. Veya bir yapı üreticisine odaklı değiliz. Tam tersi. Aslında hepsinin önemli olduğu daha dengeli bir tasarım mümkün müdür bir yandan? Tıp gibi düşünün. Tıpta mesela bir alerji konusunda değil mi? Böyle farklı farklı şeyler var. Doktorlar var. Farklı odaklanmalar ve nasıl diyeyim farklı bilgiler gelişiyor. Daha derine doğru gidiyorlar bir yandan. Ama siz konsültasyon yapıp bütüne bakmadığınız zaman vücuttaki o derine gitme tek başına yeterli olmuyor. Mimariyi ben biraz böyle görmek gerektiğine inanıyorum. Gölge burada işi anlatabilmek için çok iyi bir araç gibi geliyor bize ve fokuslanıp peşine düşebilmek için. Yoksa hepsinin bilgisinin derinlemesine geliştirilmesi gerekiyor. O olmadan köpek balığının puluna ulaşmak mümkün değil bence. Teşekkür ederiz. Peki bu bağlamda danışmanlıklarla ilişkiler nasıl yürüyor? Yani o süreç nasıl? Biraz açabilir misiniz? Şimdi aslında mesela bizim böyle yazdığımız o listede 50 küsur danışman var. Ve aslında her noktada bu liste tabii çok daha fazla uzatılabilir. Biz daha takım çalışması yapmaya çalışıyoruz. Yani bir projeyi artık böyle bir mimarın hakim olduğu bir işten çok mimarın ilişkileri yönettiği yine bir işte Bruce Mann'ın deyimiyle orkestra şefliği gibi bir sentezlemenin uzmanlığı daha doğrusu öyle diyor. Sentezlemenin uzmanlığı gibi bir şey. Yani aslında ilişki tasarımı yapıyor oluyorsunuz. Bakın dikkat edin mekan tasarımı, yapı tasarımı gibi değil. Bir ilişkiler bütününün tasarımından bahsediyoruz. Bu biraz başka bir şey gibi geliyor bana bize eğitilenden. Ya da o zaman da öyle demek istiyordu hocalarımız belki ama bu biraz daha farklı gibi geliyor bize. Dolayısıyla orada danışmanlarla olan ilişki ve oradan aldığınız bilginin yönetimi ve sentezlenmesinin uzmanlığı gibi baktığınız zaman meslek başka bir şeye evriliyor. Yani böyle süper yaratıcı tasarımcıdan çok bir araya getiren birileri, bir takım. Başka türlü mümkün değil yani bu işi daha ileriye götürmek bizce. Danışmanlar ilişkimizde bu şekilde. Başka bir yerden soru var. Fırat Laçin sormuş. Ankara merkezi bir ofis olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binasının açılışına mimari ofisin çağrılmaması ve bilet olarak açılışa gitmiş alarak açılışa gitmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben çıkartayım. Bilmiyorum. Biz bir tane şeyini. Ben biraz takip ediyorum.
Şimdi şöyle, sonradan bir türlü düzelttiler. Yani bilmiyorum, haberiniz olmuyor olabilir. Sonradan devlet dedi ki bir yanlış anlaşma olmalı. Biz tabii ki onları bekliyoruz falan diye böyle bir şey yapıldı. Yani bir düzeltme yayınlandı. Orada bir yanlış anlaşma olduğu söylendi. Ama bu konu aslında yani biz 90 küsur yapı bitirdik. Herhalde bir tanesine mi çağırmış? 3 veya 4 falan çağırmışızdır yani. Öyle söyleyeyim. O aslında şunu da gösteriyor. Yani arsa sahibi veya yatırımcı veya ne bileyim kimse onlar krallıklarının peşindeler hala. Halbuki bu iş bir bütün. Ben yani çok söylüyoruz. Mesela Türk müteahhitliği dünyada 10 yıldır Çin'den sonra ikinci. Yani çok yüksek bir noktada müteahhitlik. Mimarlık şöyle, yani en kalabalık ofis 100. İngiltere'de 5 binler, 10 binler var mimari ofis ekip sayısı olarak. Halbuki mesela ülke birlikte davransa, bu o zaman bu böyle hani çağırdım çağırmadım meseleleri gibi değil. Biz hep beraber bir takımız gibi yaklaşmak. Öyle olması gerekiyor aslında. Yani sadece mimar da değil. Niye oranın makine mühendisine bilet gönderilmedi? Niye danışmana gitmedi? Niye o binayı inşa eden ustaya o bilet gitmedi? Böyle bakılması başka. Şimdi hala ben o yüzden de biraz da böyle şey geliyor bana tartışmada. Tamam, tasarım mimardan çıkıyor ama aslında o kadar da değil yani. Hep beraber bir takım olarak baksanız başka bir yapı, daha iyi bir şey ortaya çıkar. O zaman herkese o bilet gitmesi lazım. O zaman yani bu biraz da eski bir tartışma gibi geliyor bana. Bilmiyorum, anlatabiliyor muyum? Yani yoksa biz de çağrılmıyoruz yani. Biz de bu durumdan muzdaribiz. Gidip eskisi gibi mesela eskiden Ankara yapılarında böyle bazılarında yazar. Mimar şudur diye plaketi konur. Mimar odasının böyle bir kuralı vardır. Böyle bir şey yoktur ama bizce sadece mimarın adı değil, o projeye emek koyan herkesin adının olduğu bir durum, bundan daha ileri bir durum. Oraya varmamız lazım. Böyle değerlendiriyoruz. Peki, teşekkür ederiz. Şu anda başka bir soru göremiyorum. Erdoğan Bey, sizin aktarmak isteyecekleriniz vardır belki. Buyurun. Vallahi ben kendi adıma gerçekten çok bilgilendim, sevindim, keyif aldım ve gurur duydum. Çünkü Türkiye'deki mimarlığın nereye gelmiş olduğunu bir kez daha gördüm. Gerçekten çok güzel yapılar. Biyofilik konsepti müthiş kullanıyorsunuz. Ve ODTÜ co-working ve kafeler alanını görünce de neleri kaçırdığımıza da hayıflandım. o günlere yetişemedik. Bu lokasyon olarak nerede? Üçlen Filipa arkasına mı düşüyor? Nereye düşüyor bu şey? ODTÜ Coworking kafeterya alanı. Teknokent'te bulunuyor. Nasıl? İşletmenin arkasında bulunuyor. Ha, işletmenin arkasında. Anladım. Yeni işletme binası. Hazırlıktan aşağı iniyorsunuz. Hemen soldaki köşe. Ama hepimiz kaydetmedi. Projeleri hazır. Şu anda ihale aşamasında. Ha ya, bu bitmiş değil bunlar, öyle mi? Yok, Merkez Ankara bitmiş. OSB bir ay sonra açılıyor. Anladım. Fakat çok keyifli. Tabii sizin yaptığınız projelerde benim bir de bir şey dikkatimi çekti. Arsanın şeyi pek yok. Ya yani sınırı yok diyeyim. Hani biraz da kamu binalar olduğu için belki de çok büyük geniş alanlara yerleştirebiliyorsunuz projenizi. Ve tabii bu yeşille iç içelik müthiş, keyif verici, çok güzel bir şey oluyor. Tabii bu biyofilik konsept sizin belli ki mimarinizde önemli bir yer tutuyor. Burada doğal taşın yeri gördüm ben projelerde. Ona nasıl bakıyorsunuz? Onu da önemli unsurlardan bir tanesi olarak mı görüyorsunuz projelerde? Çünkü bu doğallık tabii bir bütün. Yani malzemesiyle, çevre uyumuyla. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim? Doğal taş, şimdi şeyde bu ekolojide
Şey demek o, böyle economy of household maintenance demek ekoloji. Yani maintenance aslında economic maintenance, hani ekolojide çok önemli bir şey. Yani sahip olduğun kaynakları optimum bir şekilde kullanmanın yöntemine ekoloji deniyor. Yani nasıl diyeyim, kaynak sözcük olarak anlamı bu tamamen. Yani bu doğal taşta hani bunun, bu maintenance yani işletmeye çok büyük katkıya sahip yani bir nesne. Yani doğal taş bu yüzden hani tabii ki biz tasarımlarımızda doğal taşın kullanımını daha çok hani cesaretlendirilen, hani yüreklendiren sistem tasarımları yapıyoruz. Bu malzemeler hani işverenlerle konuşulduğu zaman hani bir şekilde bunun işletim maliyetinin daha yıllara bazlı düşeceğini ikna ederek hani bir şekilde bir yöntem izliyoruz. Ona göre genelde hani bu hani bizim daha önce yaptığımız hani böyle teorik çalışmalar, hani philosophy of thinking, yani doctor of philosophy işe yarıyor. Hani bir şekilde hani işletim maliyeti üstüne gidiyoruz. Ben de bir şey söylemek isterim. Şimdi bu ağacın hesaba katılmaması gibi doğal taş mekanikçiler tarafından ne kadar hesaba katılıyor? Bunu ben geçenlerde sordum. Sürekli çalıştığımız, yani duayen diyebileceğim makine mühendislerinden birisine. Neyse, makineyle ilişkileniyor ama elektrikle de bir fikri var aslında bunun, sırf onunla değil. Şimdi dedik ki işte şu kadar bir traverten var. Bunu ısı hesabına ne kadar katıyorsunuz? Neye bakıyorsunuz? Nasıl bir listeniz var yani? O da dedi ki işte bizim 5-6 kategori doğal taşımız var. Onlardan birisinin içinden alıyoruz ve diyoruz ki işte 0,0 şu kadar bir izolasyona katkısı oluyor diyor. Şimdi biz diyoruz ki Erdoğan Bey, hangi taş, hangi taş, hangi kalınlık ve onun hangi ısı izolasyon değeri? Bunu bilmemiz lazım. Bunu henüz, yani üretici olarak siz biliyor olabilirsiniz, projelere bu yansımış değil. Yani üreticilerle dolayısıyla daha yakın bir çalışma ihtiyacı doğuyor ve orada daha fazla bilgi doğuyor. Yani 3 santimlik travertenle 2 santimlik veya 1 santimlik yani lamine bir cephe travertenin aslında binaya ısı izolasyonu, işte nem, gibi faktörlerde hangi değerde o hesaba girmesi gerektiği henüz o değerde bakılmıyor. Ama bakılması gerekiyor. Bakılsa farklı bir yapıya gidecek. Yani eminim ben bambaşka bir dünya çıkacak önümüze. Yani her elemana bu şekilde bakılsa. O yüzden diyoruz camı 10-20 parametreyle değil de hani 1 milyon egzajere ederek söylüyoruz. Daha fazla bilgiyle yapsanız, baksanız, ona göre o taşı seçersiniz. Dersiniz ki yok bu traverten değil, işte Denizli traverten, yok o değil. Gidelim bilmem Brezilya bilmem ne mermerini alalım dersiniz. Aynı şey aslında şey için de geçerli. Bizim belediye kanunumuz, imar kanunumuzda da geçerli. Biz bir arsaya 3 tane elemanla, işte bilmem koordinat, şeyler, imar durumu, topografya. Bitti. Yani sanki o 3 tane bilgi oraya dünyanın en iyi binasını yapmak üzere yeterli. Halbuki oranın, o arsanın biraz derinlemesine girseniz, Fransa'da mesela radyasyon değerini de soruyorlar, veriyorlar. Şimdi radyasyon değerine göre yapıyı dizayn etmekle hiç onu kale almayıp imar durumu belgesi A4'e göre yapıyı dizayn etmek arasında fark var. Bütün bunlar bilgi bazlı bir mimarlığa ve onun eksikliğine işaret ediyor. Doğal taş da bundan farklı bir pozisyonda değil. Yani doğal taşın etkisinden diyoruz ki doğal taşın bilgisine doğru birlikte çalışarak onu tasarlamalıyız.
Çok doğru söylüyorsunuz. Esasında bilgi demek bir yandan da araştırma, geliştirme demek. Biz malzemeciler olarak da bunları yaptığımız zaman da kendimizi daha iyi duyurmamız lazım. Sadece mimarlara değil, dediğiniz gibi diğer bileşenlere de. Orada bize de tabii görev düşüyor. Biliyorsunuz biz de bu işte lamine ürünleri, çünkü bu lamine ürünleri yaptığınız zaman normal taşın getirdiği artıların ya da özelliklerin dışına çıkmaya başlıyorsunuz. Ve her yer için yeni bir şey yapılabiliyor. Bu da işte gene araştırma geliştirmeden çıkıyor. Ona göre yeni bir şeyler elde ettiğiniz zaman bu bilgileri de paylaşmak gerekiyor. Biz kendi adımıza bunları yapmaya çalışıyoruz. Fakat tabii dünya o kadar büyük ki hangi birine yetişeceksiniz? Belki hem kullananlar hem de yeni yeni üretenler çıktığı zaman bu paylaşımı da artırmakta yarar var. Sizle de bu konuları konuştuk zaten. Ona vakit ayırdığınız için size ayrıca teşekkür ediyorum. Ve gerçekten hem bir kolejde hem bir otel olarak da sizleri tanımaktan da çok gurur duydum, memnun oldum. Hakikaten çok etkileyici projeleriniz varmış. Sizi tekrar tebrik ediyorum. Ve bu programımıza katıldığınız için de çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir soru daha geldi. Kısa onu da sormak istiyorum. Longosfer çok aydınlık ve insana ferahlık hissi veren bir proje diyor. İkinci ve üçüncü etapların yapıldığını duydum. Onların tasarımı da size mi ait? Evet, onların tasarımı da bize ait. Doğrudur. Yani önümüzdeki sene büyük ihtimalle ikinci etap yoga köyünden, o küre diye görünen, gösterdiğimiz elemanlardan başlayarak ikinci etapta inşallah yapılacak. Bir de bir yorum var. Web sitenizde bütün çalışanlarınızın ismi vardı. Bu beni çok etkiledi diyor. Hepiniz yani bir ekip olarak görmek çok önemli diyorlar. Teşekkür ediyorlar. Çok teşekkürler. Aslında minik bir detay vereyim. Böyle 100 tane mimarın web sayfasına girin. Altında mühendisler, işte 3D yapanlar, maketçiler falan yazmaz. Bir bakın. Biz de yazar. Bunu takıma dönüştürmemiz gerekiyor. Konu bu. Ben de çok teşekkür ediyorum bütün katılımcılar adına. Umuyorum başka platformlarda yine bir araya geliriz. Çok sevgiler Ankara'ya buradan. Çok teşekkürler davetiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.